31 yaşındaki iki çocuk babası Süleyman Cihan öğretmendi. Aynı zamanda Galatasaray Mühendislik Yüksek Okulu'nda öğrenciydi. 12 Eylül askeri darbesinin ardından hakkında arama kararı çıkarıldı. Süleyman Cihan'ın İdirne'den İstanbul'a gelmek üzere 29 Temmuz 1981'de bindiği yolcu otobüsü İstanbul'a yaklaştığı sırada sivil polisler tarafından durduruldu. Gözaltına alınan Süleyman Cihan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü 2. Şube'nin bulunduğu Sansaryan Han'a gitti. Cihan, ertesi gün Gayrettepe Siyasi Şube'ye nakledildi. Emniyet Müdürlüğü ve savcılığa başvuran aileye oğullarının gözaltına alınmadığı söylendi. Ama aile ve avukatları ısrarla arayışını sürdürdü. Cihan'ı şubede işkencede gören tanıklar çıkarıldıkları mahkemelerde mahkeme heyetine ısrarla Süleyman Cihan'a ne olduğunu yöneltmeye devam ediyor. Bu ısrar karşısında emniyet tarafından yapılan açıklamada Cihan'ın çatışmada öldüğü iddia edildi. İddiayı destekleyecek hiçbir veri bulunamayınca bu sefer de Cihan'ın gözaltına alındığı günün ertesi yani 30 Temmuz'da yapılan yer gösterme esnasında 6. kattaki boş bir daireden kendisini atarak intihar ettiği oysa otopsi raporunda Süleyman Cihan'ın 6. kattan atılmadan önce öldürülmüş olduğuna dair önemli veriler yer alıyor. Ayrıca olayla ilgili hazırlanan rapor 30 Temmuz 1981 tarihinde. Ama Süleyman Cihan'ı o tarihten sonra emniyette gören çok sayıda tanık var. Ailenin avukatları ve tanıkların 85 günlük ısrarlı sonucunda gerçek açığa çıkarılacak. 29 Temmuz 1981'de gözaltına alınan Süleyman Cihan, İstanbul Emniyeti Siyasi Şube'de günlerce işkence gördükten sonra öldürülmüş, ölü bedeni yüksekten atılarak arşivsiz verilmiş ve kaybedilmek maksadıyla zindan arkası mezarlığının kimsesizler bölümünde kimliği meçhul kişi olarak bulunmuş. Olayın izini süren aile ve gazeteci Kürşat İstanbul'un emniyet tarafından ağır tehditlerine maruz kaldı. Süleyman Cihan'ı işkencede gören ve cansız bedeninin 6. kattan atıldığına tanıklık edenler olmasına rağmen somut kanıtlara rağmen tüm hukuki girişimler sonuçlandı. Zaman aşımı devreye sokularak dosya kapatıldı. Bilinen failler cezasızlıkta kalıyor. Dosyanın canlandırılması için çaba gösteren aile ve avukatlar 2012'de Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Süleyman Cihan'ın işkencede öldürülmesiyle ilgili ek deliller sunarak isimlerini verdikleri fail ve sorumlular hakkında şüpheli sıfatıyla kamu davası açılmasını talep etti. Ek deliller arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı'ndan Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı'nın dosyadaki otopsi bulguları ve tıbbi verilerden hareketle hazırladığı rapor yer aldı. Bu raporla Cihan'ın ağır işkenceye maruz bırakıldığı ve apartmanın 6. katından atılmadan önce öldürüldüğü kayıt altına alındı. Sürüncemede bırakılan dosya bizzat savcılığın Cihan'ın işkenceyle öldürüldüğünü kabul etmesine rağmen zaman aşımı devreye sokularak kapatıldı. Bu coğrafyada göz altındayken keyfi
ben yargısız infaz sonucu katledilip mezar taşı olmayan yakınlarımız ve adresi meçhul olan adalet için